Uzun bir aradan sonra herkese iyi akşamlar. Yine Ümran Hocam'la harika bir program için karşınızdayız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Uzun bir ara oldu. Evet, yaz tatili uzun bir ara oldu. Evet. Allah'ın izniyle bugün başlıyoruz. Artık başladık her hafta. Her hafta çarşamba. Çarşamba günleri. 8 ve 9 değişebilir saatlerimiz. Öyle mi hocam? Tabii. Evet. Şimdi 8-9. Zamana göre, duruma göre daha değişken saatlerde çıkabileceğiz. Ancak şu anki saatimiz saat 8. Hocam bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün canlı yayında toplu seans yapmak istiyorum. Toplu seans. Toplu seans. Nasıl olacak? Nasıl olacak? Konuyu arkadaşlar da belirleyebilir. Genel bir konu da belirleyebiliriz. Cinatri'nin arınma sistemi dediğimiz bir seans tekniğimiz var bizim. İç benlikle konuşma. Tamamen dosyalarla çalışıyor. Kolektif bilinçten bilgileri alıp bize doğru bilgileri aktarıyor. Hangi konu üzerinde çalışıyorsak oranın kaynağına gidiyoruz. Olguya gidiyoruz, ruhun verdiği tepkiye gidiyoruz. Ondan sonra da çözüme gidiyoruz. Yani bunu toplu nasıl yapacağız hocam? Toplu herkes kendi niyetine mesela ne olarak yapabiliriz? Para konusunda örnek veriyorum. Tabii ki tamam. Şu an hani bir konu belirlemedik. Burada arkadaşlar da yazarlarsa ona göre belirleriz. Belli bir konu belirliyoruz. Onun üzerine niyetimizi gerçekleştiriyoruz. Üç kere tıkla dediğim zaman üçüncü göze vurması gerekiyor. Bu hareket nedir? Sorunu gördüm, bildim, seni şifalandırıyorum. Gördüm, fark ettim. Epifiz ve hipofiz bezine gönderi yapıyoruz bilinçaltına. Evet. Üç kere tıkla dediğim zaman izleyicilerimizin iki kaşın ortasında bu üçüncü göz dediğimiz yere vurmaları gerekiyor. Onun dışında en az zaten... üç defa, dört de olabilir değil mi? Tabii en az üç defa. Hiç fark etmiyor sağ sol elle hangisi bence olur. Bence hocam para konusunda yapalım. Şu an herkesin ihtiyacı olan şey. Bence para olur, korku özellikle olur. Özellikle pandemiden sonra. Korkular vesaireler tabii onlar da önemli ama onlar için özel olarak size de gelebilirler. Sizi tabii. Sosyal medya hesaplarınızdan da yazabilirler. Şimdi Tarat Gürselen selam demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Bu arada Tarat arkadaşım o malzemenin alt ucunu buldum. Müsait bir zamanda uğrarsa arkadaşımız o alt ucunu vereceğim. Taner Baş, hayırlı programlarınız olsun. Trakya TV ailesi demiş. Teşekkürler. Alaaddin Oruç, Sedat Anahtarcı, Kemal Barlas, Tamer, Tamar Çelik Kalem, İrfan Aslan, Nazife, Ülke Gül, Mehmet Aysel, Özden, Mesut Günözen, daha saymadığım birçok konumuz, izleyicimiz, sizler de hoş geldiniz. Nasıl? Buyurun hocam. Para seansı mı yapalım? Evet, şimdi ne yapacağız? Mesela toplu dediğimiz şey bizi takip eden takip edenler bize odaklanacak. Aynen, birebir tamam. Seans yapıyor gibi. Tamam. Yaptığımız çalışma herkesin kendi blokajlarına zaten kolektiften neyse ortak konu mutlaka burada katılı kaç kişi varsa ortak olan sorunları mutlaka çıkacaktır. Evet. Tabii birebir seansa benzemiyor. Evet. Şimdi birebir olunca daha çok detaylandırıyoruz ama burada genel olarak herkese şifa olmasına niyet ediyorum. Tamam. Demo seans değil, gerçek seans yapacağız burada. Bazı çalışmalarda demolar uzun olabilir. Gidişata göre yol belirleyeceğiz. Para olur, korku olur veya şu an kişinin neye ihtiyacı varsa arınması gereken kendi de bilemez. Yani bir konu serbest de bırakabilir. Toplu yaptığımızda herkes farklı konudan devam edebiliyor mu yoksa bir konu üzerinden mi devam edebiliyor? Bir konu üzerinden. Bir konu üzerinden. Paraysa herkesin para blokajları, parayla ilgili ilişkileri, kaynağı nereden geliyor, sorun nereden, ruhuna nasıl bir tepki vermiş. Evet. Onlarla biz şimdi her zaman diyorum ya sadece fizik bedenden ibaret değiliz. Bizim enerji bedenimiz de var. Enerji bedenimizin takım arkadaşları dediğim unutmuşum. Pardon, özür dilerim. Bu arada sesimiz iyi geliyor mu? Onu da yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz çünkü yeni bir ses sistemi kullanıyoruz şu anda. Eğer sesimizde bir tizlik ya da eksilme varsa onu da bilmek isteriz. Şu an sesimiz iyi geliyor mu? Yorumlarda belirtirseniz seviniriz.
Şimdi peki toplu seans için ne yapmaları gerekiyor hocam? Şimdi hep birlikte niyet edeceğiz biz. Tamam. Burada ben kas testiyle belirleyeceğim sorunların kaynağı neresiyse, dosyalar bizi bir bir hedefe götürecek. Orada ben okuyacağım teker teker ne çıktığını, dosyayla çalışacağız. Yanılma payı olmayan bir çalışma, %100 nokta atışı. Sorunun kaynağına gidiyoruz, buluyoruz, orada dönüştürüyoruz. Bazen tekrar seansı çıkabiliyor. Onları da kontrol edeceğiz kas testiyle. Evet. Kas testi dediğimiz kinesiyoloji. O tamamen evrensel bir enerjiyle birlikte çalışıp olanı doğru bilgi. Sarkaç'la yaptığımız çalışmada onun bir benzeri. Ama ben elimle daha pratik olması için kas testini yapacağım. Şöyle hareketlerimiz var bizim. Onu çalıştığı evet. zaman herkesin öğrenebileceği eğitimlerde öğretiyoruz. Onu seanslarda kişiyle uyguladığımız için daha detayını orada gösteriyoruz. Şimdi teslimiyete geçmemiz gerekiyor. Önce niyet ederek ellerimizi kalbimizin üzerine koyup gözlerimizi kapatalım. Şu an parayla ilgili her ne kadar blokaj, sorun varsa hepsinin çözülmesine niyet ediyorum. Şu anda dinleyicilerimizin ve daha sonra dinleyecek, seyredecek olan kişilerin de bu çalışmadan şifalanmasına, faydalanmasına niyet ediyorum. İzleyen herkese katkı olsun. Allah'ım, şu anda yüksek benliğime teslim oluyorum. Güven ve coşku ile senin huzurunda olmak için ruhumla, zihnimle kendime izin veriyorum. Allah'ım, tamamen sana teslim oluyorum. En iyi ve en yüksek hayrımıza olmak üzere görülmesi gerekene bakmak için senden yardım talep ediyorum. Fiziki ve enerji bedenimin bir bütün olan omurgamın ön yüzündeki ilahi hattıma bağlanıyorum. Parayla ilgili sıkıntı, sorun her ne varsa bu konunun kaynağını sana havale ediyorum Allah'ım. Şu anda arındırılacak etki her neyse, aynı etkinin var olduğu tüm yaşam süreçlerinde her birinin arındırılmasını talep ediyorum. Allah'ım, bütün benliğim ve yüksek benliğimle sana teslimim. 3 kere tıklayalım 2 kaşın ortasına. Şu an teslimiyette olup olmadığımızı kas testiyle test edeceğim. Evet, hepimiz şu an teslimiyetteyiz. Allah'ım, şu an hepimizin, izleyicilerimizin ve bizim en yüksek iyiliğine, şifa olmasına niyet ediyorum. Hepimizi sana havale ediyorum. Hepimizin yükselişe giden yolunu engelleyen, herhangi bir şeyin tüm engelleyicilerinin kaynağına götürülmesini talep ediyorum. Senden bunların kaynağına götürülmemizi ve bunların yaratılmış oldukları yerde, zaman içerisinde, ileriye ve geriye doğru tüm gerçekliklerde dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin ve daha sonra seyredecek olan herkesin ruhunun en yüksek iyiliği için arındırılmasına niyet ediyorum. Allah'ım, benim iradem değil senin iraden olsun. Oldu, 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 teşekkür ederim. 3 kere tıklayalım. Şimdi dosyalara geçiyorum. Açıyoruz gözümüzü. Konu para blokajlarının arındırılmasına niyet ettik. Bu akşamki konumuz akışta para oldu. Özgür Aygül sesi iyi geliyor demiş. Diğer izleyicilerimizden de yorum alabilirsek seviniriz. Ses iyi geliyor mu gelmiyor mu? Gülsüm Aktaş, Ömer Utku Bulut, Uğur Varol, Orçun Küçükhan, Kadir Şehirli, Ümit Gözde Güçer, Behi Aslan Keserci, Tümcay Peker, Hüseyin Santur, Tayfun, Güler eşi Tayfun izliyorlar. Bizi teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi bizim 9 tane işlem dosyamız var. Hangisi olduğunu bulacağız. Ondan sonra ne, bu dosyalar mı hocam? Ne yani? Bu sistem dosya şimdi bizim parayla ilgili olan nereden geliyor?
bizden mi, atalarımızdan mı, nereden geldiğini, blokajların, evet, para akışını engelleyen, kısıtlayan, bolluğu, bereketi kesen, her neyse onların kaynağına gideceğiz. Şimdi hangi dosya, 9 tane dosyamız var, hangi dosya olduğunu tespit edeceğim. Zeki Altıntaş, teşekkür ederiz, ses güzel diyor. Kadir Şehirli, ses gayet iyi demiş, teşekkür ederiz. Sekizinci dosyamız bizim üçleme dosyası dediğimiz takımlarla ilişkili meseleler ve onların sürücü ruhla ve beden devasıyla çalışmaları. Şimdi bu ne demek oluyor? Dediğim gibi fizik bedenden ibaret değiliz. Etrafımızda, enerji bedenimizde ve bizimle doğduğumuzdan ölene kadar beden devası dediğimiz takım arkadaşlarımız, yani rehberlerimiz. Onlarda herhangi bir aksam olduğu zaman bu bizim hayatımızda da kaynak oradan geliyor. Üçleme dosyasına bakacağız şimdi. Üçleme, her dosyanın da 4 tane çeyreği var. Hangi çeyrek diye soruyoruz. Ondan sonra her çeyrekte 9 tane şık var. Hangisini diye burada bizi kesinlikle doğru yerlere götürüyor. Yanılma payı yok. Sigorta gibi her yerde şarteller var. Bizi yanlış yapma gibi bir şansımız yok burada. Şimdi bu dosya şu anki grubun... Grubun, evet, şu an ihtiyacımız olan hepimizin üçleme dosyası dediğimiz. Beyaz Hacı Selci, evet, ses güzel demiş annem. Teşekkür ederiz. Ömer Ay Yıldız, Barış Özcan, hoş geldiniz. Şimdi bu 8. dosyada da üçleme dedik. Üçleme. Bunun içinde de ruh ve beden ve takım arkadaşlarımızın bir tanesindeki aksaklıktan dolayı olan sorun. Şimdi üçleme dosyasında detaya gireceğiz. Tamam. 4 tane çeyrekten oluşuyor her bir dosya. Her bir çeyrekte de 9 tane maddemiz var. Maddeler bizi götürecek. Şimdi bu ilk seansta, seansın sonuna doğru anlayacaksınız zaten ne olduğunu, sistemi. Şu an belki bilen var, belki ilk kez deneyimleyen kişiler vardır. Şimdi bakalım kaçıncı çeyrek? 4. çeyrek. Dördüncü çeyrek, 4-5 çıktı bizde. Bir atanın takım üyesi kötü bir niyet taşıyor. Yani bizim takım arkadaşlarımızın bir atası kötü bir niyet taşıyor. Şimdi 3 kere tıklıyoruz. Olayı gördük, fark ettik. Başka dosya var mı? Bunu şimdi serbest bırakacağız. Serbest bırakma dosyası çıktı. 3 kere tıklıyoruz. Ne tıklıyor muyuz? Bol bol tıklıyoruz. Bol bol. Serbest bırakma dosyası ruhun kendi esnekliğine ve kuvvetine açılmasına olanak vermek için İçsel etkilerin sıkıştırılmışlığının giderilmesi. Şimdi alanımızda bir şekil, gözlerimizi kapatalım. Alanımızda herhangi bir şekil, harf, renk, nesne, bunu görelim. Ne harf olabilir, herhangi bir şey olabilir, görüntü olabilir. Şimdi bunların arındırılmasına ve yeniden bütünleştirmesine bakacağız. Şekli bulduk. Ya arındırılacak ya da bizimle bütünleştirilecek. Yani bu ne demek oluyor? Ya bu bizim enerji alanımızın içinde, eğer gitmesi gerekiyorsa onu serbest bırakacağız. Dışarıdaysa alanımızın, onu bedenimizle, enerji bedenimizle bütünleştireceğiz. Şimdi ben soruyorum. İşlemler arındırılsın mı, bütünleştirilsin mi diye. Evet, arındırılacak. 1, 2, 3, 4 çeyrek. Gözlerimiz kapalı mı? 4, 6. Evet, şu an kapalı gözlerimiz. Sıkıştırılma kişinin içerisinde öfke, yangın veya ışım
yapmakta. Şimdi yangın mı, hışım mı ona bakalım. İçinde öfke ve yangın oluşturuyor. 3 kere tıklıyoruz. Alanımızda gördüğümüz o harfi veya herhangi bir nesneyi derin bir nefes alarak onu üfleyerek gökyüzüne gönderelim. Görünmeyene kadar bakalım. Tamamen alanımızdan arınmasını sağlayalım. 3 kere tıklayalım. Başka dosya var mı diye soralım. Hala görüyorum bunu. Dosya var mı? Başka dosyamız yok. Şimdi bu sorunun kaynağına gidiyoruz. Etki nereden kaynaklandı bu etki? Ruhumuza öfke, kızgınlık etkisi bize nereden geldi? Kaynağa gidiyoruz. Atasoyumuzdan geldiği, kaç nesil olduğunu bakacağız şimdi, anne tarafından mı, baba tarafından mı? Para blokajlarının kaynağı atasoyumuzdan, anne tarafından. 3 kere tıklayalım. Kaynağın bizdeki olgusuna bakalım. Etki hangi travma meydana getirdi? Evet, bu bir kaynak ama bizim hayatımızdaki olgusu nedir? Hangi travmayla etki yarattı? Şimdi ona bakalım. Gözlerimizi açabiliriz. Vah. İşkence, fiziksel veya duygusal ezilme, baskı görme. Fiziksel mi? Hayır, duygusal. Duygusal baskıdan dolayı işkence. 3 kere tıklıyoruz. Bu ne demek oluyor? Çocukluğumuzda bir şey istediğimiz zaman genelde ebeveynler ne diyor? Param yok, sonra alırım. Para yok. İşte bunu istediğimiz bir şeye ulaşamayınca biz orada bir işkence diye maruz kalıp istediğimizi elde edemediğimiz zaman bizde bir travma oluşturmuş. O travmayı fark ettik, dönüştürdük. Şimdi ruhumuz buna ne tepki vermiş, ona bakalım. Travmadan dolayı içsel değerler, yetenekler kapatıldı. 3 kere tıklayalım. Ruhumuzda böyle tepki vermiş, yeteneklerimizi kapatarak. Travmaya. Aldım. Genel grubum mu? Evet. Şimdi arınma dosyasına geçiyoruz.
Atalarından gelen soyuna teşekkür edelim. Soylarımıza teşekkür ediyoruz. Her bir çakranın içinde birikmiş olan tüm acı ve travmaları arındırılmak üzere her bir çakraya gözlerimizi kapatalım, enerji gönderelim. Tepe çakramızdan beyaz bir ışığın girdiğini, üçüncü göz çakramıza geldiğini, ışıl ışıl parlattığını görelim. Oradan boğaz çakramıza, daha aşağıda olan kalp çakramıza, daha aşağıdaki mide çakramıza, karın bölgesindeki karın çakrasına ve kuyruk sokumuna kadar orada ışıkla yıkandığını, arındırıldığını hissedelim, görelim. Üç kere tıklayalım. Başka arınma var mı? Arınma yok. Şimdi bizim hediyelerimiz var. Hediyelerimiz, ruhumuzun bize hediyelerine bakalım. Anda kalma yeteneği ve zihinsel berraklık. Bir kere tıkla. Burada var mı? Evet. Duyguları ve bilgiyi kendine saklamadan diğerlerine açılma. Üç kere tıkla. Çözülüm oldu mu ona bir bakalım. Şimdi bu seansın işlem süresi var. İşlem süresi dediğimiz anda veya birkaç gün sürebiliyor. 3 gün, 4 gün, 5 gün gibi işleme süresi dediğimiz. Bakalım bunun işleme süresi var mı? Evet, işleme süresi var. 1 gün. 3 gün içinde tamamen işleme süresi, blokajlar arınıp yerine tekrar ödülleri, kutsamaları, ruh tepkisi, kendini dengeye getirmesi için 3 gün süresi var. 3 kere tıklıyoruz. Ev ödevi var mı? Tekrar seansı var mı? Tekrar seansı yok. Ev ödevi var. Ev ödevi bize ne verecek bakalım. Ev ödevi bize sabahları uyandığımız zaman tepe çakramızdan beyaz bir ışığın girip tüm yedi çakramızı da dengelenmesini, dengelediğini görmemiz. 3 gün bunu, 3 gün sabah uyandığımızda tüm çakralarımıza helezon şeklinde girip tepe çakradan kök çakraya kadar dönüşerek çakralarımızı dengelediğini imgeleyerek. Yani hissedeceğiz onu. 3 gün bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü çakralarda blokajlar 3 günde rezone olup dengeye gelmesi gerekiyor. Başka ev ödevi var mı? Yok.
3 gün ne yapacak hocam? 3 gün sabah uyandığında veya gün içinde aklına geldiği zaman tepe çakradan beyaz bir ışığın girdiğini gözlerini kapatarak kişi bunu hayal edecek, imgeleyecek. Tepe çakradan helezon şeklinde veya boru gibi bir ışığın kuyruk sokumuna kadar indiğini ve o ışıkla bütün çakralarının dengelendiğini, arındığını, organlarının, bedeninin ışıl ışıl parladığını. Tüm blokajlar, çünkü çakralar birbirleriyle zincirleme bağlı, bir tanesi blokajlıysa diğerinde etkiliyor. Bunun için her gün bu arınmayı gerçekleştirmemiz gerekiyor, 3 gün. Şifa olsun. Tamam. Şimdi kapanış şu duası yapacağız, gözlerimizi kapatarak. Ondan sonra bir ara verelim hocam. Aha, ondan sonra ara verelim. Şifa şükürle olur ve arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Taç çakranın üzerinden, başımızın üzerindeki yukarıdan gelen, tepe çakradan nazikçe içeriye giren enerjinin aktığını, yaratıcı kaynağın, Allah'ın sevgisini içimizde özümseyelim, hissedelim. Onun içimize akmasına izin verelim. Tüm çakralarımızı doldurmasına, şifalandırmasına, dengelemesine, merkezlemesine ve hizalamasına izin verelim. Her hücremize akarak kusursuz hücrelerimizin sıfır noktasına geri döndürülmesine izin verelim. İçimizden dışarıya akarak tüm enerji bedenlerimizin, duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenlerimizin içine dolduğunu hissedelim, genişleyelim. Şimdi yaratıcı kaynağı Allah'a ve takım arkadaşlarımıza teşekkür edip derin bir nefes alalım. Aldığımız nefesi kalbimizden dışarıya doğru verelim. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini diliyorum. Varlığımızın tüm sistemlerimizin düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmesine ve stabilize edilmesine diliyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini ve stabilize edilmesini diliyorum. Ve şu anda sizi gökkuşağı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın sizin ruhsal, evrimsel durumunuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazikçe özümsenmesini diliyorum. Öyle olsun ve öyledir. 3 kere tıkla. Sağ olsun herkese. Birebir olduğu zaman çok çok daha farklı derinlere gidiyoruz. Şu an herkesin talebi kendisine göre özel. Çok detaya giremiyoruz. Sessiz bir ortamda uyaranlardan uzak olması lazım. Tabii ki. Şimdi bizim izleyenlerimiz de kim bilir şu anda ne yapıyorlar aynı zamanda bizi izlerken. Yemek mi yapıyor? Uygulayabiliyor mu? Uygulanıyor. Şimdi yani ne yapıyor? Çocukla mı uğraşıyor vesaire. O yüzden bunların uyaranlardan daha az sessiz ortamlarda yapmasın, evet, daha sağlıklı. Tekrarını dinleyip tek başına da uygulayabilirler kişiler. Ne zaman uygularlarsa enerji aktif olur. Evet. Kısa bir reklama gidelim hocam. Ondan sonra tekrar beraber olacağız. Kısa bir reklamdan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lüleburgaz esnafına özel düşük komisyonlu yeni yemek sipariş platformu Tebura'da. Detaylar için iletişime geç.
Lüleburgaz esnafına özel düşük komisyonlu yeni yemek sipariş platformu Tebura'da. Detaylar için iletişime geç. Lüleburgaz esnafına özel düşük komisyonlu yeni yemek sipariş platformu Tebura'da. Detaylar için iletişime geç. Evet, yeniden merhabalar. Hocam, son olarak nelerden bahsetmek isteriz? Para olayları biraz soruluyor ama o konuda neler söylemek ister misiniz? Parayla ilişkileri nasıl diye daha önce düzen çalışması vermiştim. Onu uygulayan arkadaşlar var mı? Varsa kendi para akışlarındaki değişimi bize yazabilirler. Evet. Para enerji, her şey enerji olduğu gibi para da bir enerji. Enerji enerjiyi çekiyor. Cüzdanlarımızın çok düzenli olması gerekiyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Evet. Şimdi evet, de evet. Tekrar dinleyecek olan, dinleyen arkadaşlara söyleyeyim. Ben denedim. Açık söyleyeyim. Hocamın söylediklerini şu an gerçekten isimden de anlaşılacağı gibi etkilerine evet. Geliyorum. O yüzden daha programdan önce de konuştuk bunu. Gerçekten çok etkili bir yöntem. Var. Bir de kendinizden de kattığınız bir şeyler var orada herhalde. Evet. Değil mi? Kendi geliştirdiğiniz şeyler de var tabii. Diye hatırlıyorum. Sanki. Kendi onlarla da destekleriniz, ettikleriniz. Evet. Deneyin derim. Hocama özelden ulaşabilirsiniz bu konuda. Gerçekten gelirinizi katlıyorsunuz. Parayı durduran tamamen bizim kendi bakış açılarımız ve blokajlarımız. Evet.
Evrende her şey bol bol var. Her şey bol bol var. Fakat biz istemesini, talep etmesini bilmiyoruz. Bilinçaltında olan blokajlar, para zor kazanılır. İnancı varsa kişi ömür boyu parayı zor kazanacağına inanır. Ve sürekli zorlar kendini zor. Ben önceden her şeyin zorunu seviyorum diyordum. Çok güzel bir şeymiş gibi. Bu konularla ilgim olmadığı zamanlar önemli olan zoru başarmak diyordum. Kolayı herkes başarır. Halbuki yıllarca kolayı varken ben çok zorluğu kendim çekmişim hayatıma. Onu fark ettikten sonra, dönüştürdükten sonra şimdi benim hayatımda her şey çok kolaylıkla oluyor. Burada uygulattığım veya tarifini verdiğim ritüeller kendimin bizzat birebir uyguladığım, sonuç aldığım çalışmalarımdır. Cüzdan çalışması dan önce para, bilinçaltı, blokaj, parayla ilgili bakış açılarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Eğer kendimiz değiştiremiyorsak uzman desteği alarak mutlaka ve mutlaka bilinçaltındaki çöplükte parayla ilgili olumsuz ne varsa hepsini temizlememiz gerekiyor. Olumlama, bana şu soru çok geliyor Tolga Hocam. Hani olumlama yaparsak hayatımızda bir şey değişir mi, dönüşür mü? Yakından ilgilenen arkadaşlar olumlamanın ne olduğunu biliyordur. Bir şeyleri söyleyerek 21 gün kuralı bilinçaltına kabul ettirmedir. Evet. Fakat benim bilinçaltım doluysa, ben günde 10 kere değil 100 bin kere olumlama da yapsam olmaz. Çünkü orada itiraz edecek mutlaka bir şeyler var. Evet. Şöyle düşünelim, bir eve eşya aldık, oturma odası grubu. Eskileri atmadan o yeniyi eve koyamayız. Evet, evet, biz evet. O kök inançlardan arınmadan, dönüştürmeden, onları temizlemeden yeni bir inancı koyamayız. Bardaktaki suyu boşaltmadan yeniden bir su kesinlikle koyamazsınız. Kesinlikle. Önce boşaltacağız, ondan sonra. Süt koyamazsın, ayran koyamazsın gibi. Şimdi eğer hani para kolay kazanılır. Bu olumlamayı defalarca yapsak bile bizim bilinçaltımızda para zor kazanılır inancı varsa hiçbir etkisi olmaz. O inancı bulup dönüştürmemiz gerekiyor. Bu inanç bize nereden geliyor? Evet. Anneden mi, babadan mı, anne soyundan mı, baba soyundan mı? Biz geçmişimizin kopyasıyız. O şekilde dünyaya geliyoruz. Bütün kayıtlarla genetiğimizde, DNA ve RNA'da. Artı doğduğumuzdan itibaren de kendi yaşadıklarımızla hayatımızı şekillendiriyoruz. Bugün ağzımızdan çıkan bir kelime önümüzdeki yılları veya günlerin siparişini vermiş oluyoruz. Evet. Bugün ne yaşadıysak dünden sipariş ettiklerimizi yaşıyoruz. Hani bu benim başıma niye geldi deyip de isyan etmenin hiçbir anlamı yok. Ne yaşıyorsak kendi talebimizi. Ben şey diyorum hocam, beyin asla sizi mahcup etmez. Ne düşünürseniz onu size verir. Talep edin, vereyim evet. diyor. Yani o yüzden dediğiniz gibi zor kazanılır diyorsa size zor yolları gösteriyor. Zor kazanılacak yolları. Ama kolay kazanılır. Şeyler bana geliyor, para bana geliyor dediğiniz zaman geliyor. Para benim ayağıma kolaylıkla geliyor. Kolaylıkla geliyor. Kolaylıkla, keyifle, neşeyle, eğlenerek. Hani parayı oluşturmak gerçekten çok kolay. Eğer keseniz dolsun, cebiniz dolsun, gerçekten parayı hani kolay para zaten hani bir emek vermeliyiz ki bir şeyleri kazanalım. Evet, ama hani zor diye bir şey yok. Doğru mu hocam? Tabii ki. Onu şimdi kolaylaştırmak sizin elinizde tamamen. Onun için de tabii algınızla biraz işleri kolaylaştırmanız lazım ve düşünce gücünüzle aslında işleri kolaylaştırmanız lazım. Biz yani hocam bu konuda düşüncelerinizi aslında bakış açınızı değiştiriyor evet. bir yanda. Diyoruz. Zaten yaşam koçluğu da oradan geliyor arkadaşlar. Yaşam koçları size bir şey yapmanızı söylemezler. Sadece bakış açınızı değiştirmeye çalışırlar. Olumlu anlamda. Ve siz bakış açınızı zaten değiştirdiğinizde mavi değil yeşili görmeye başlarsınız. Ve yeşil sizin için birçok kapıyı açacak bir renk olur diyorum hocam. Yanlış bir şey söyledim. Doğru söylüyorsunuz. Bakış değişince akış da değişiyor. Evet. Tamamen önümüzdeki engelleri tespit ediyoruz. Bakış açımızı değiştiriyoruz. Hani para kolay kazanılır inancı. Evet, ben oturduğum yerde gökyüzünden para yağmasını beklemiyoruz. Evet. Her zaman bir hareket. Evet, kolaylaştırıyoruz mu? Kolaylaştırıyoruz. Çünkü o zorlukları önümüzden kaldırdığımız zaman
dolaylı yollardan gitmiyoruz veya dolaylı yollardan bize gelmiyor. Direkt evet. Yolları kısaltmış oluyoruz. Direkt bize geliyor. Para bize kolaylıkla geliyor demiştik değil mi hocam? Evet. Para çok geniş kapsamlı. Ona o kadar nazik davranmamız, sevgiyle karşılamamız gerekiyor. Bazı insanlar mütevazı olduğunu belirtmek için ben paraya değer vermiyorum. Para benim için önemli değil. Bu gibi sözleri duyuyoruzdur veya kullanıyoruzdur. Evet. Ama ne oluyor o zaman? Değer vermediğimiz için para da değer verilen yere gidiyor. Heh, şimdi biri sizin hakkınızda dese ki sizin yüzünüze karşı. Ben sana değer vermiyorum arkadaşım. Sen çok zor bir adamsın. Gider çok zor misin? Bir kadınsın. Neyse. Ben seninle artık umurumda değil para benim. Evet. Ya da size nasıl söyleyelim hocam? Şey gibi düşünün bunu. Hani siyahi vatandaşlara zenci denmesi gibi. Yani biz madeni paraya bozuk para diyoruz değil mi? Orada İşte para bozuluyor orada. Yani. Aynen bozuluyor para. Bu onun gibi. Neyse o. Dolayısıyla siz insanlara nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranıyor. Bunlar da bir enerjiden var olduğu için para, iş, güç, o, bu, şu duygusu, işte, duygular değil mi? Her aşk, şey medde, enerji. Mesela. Dolayısıyla siz karşınıza ne verirseniz paranın şu bile canlı bir şeymiş gibi. Yani her şey bir enerji, bir frekans olduğu için canlı cansız diye ayırmayın. Bence dünya yani evrendeki her şey canlı. Her şey enerji, her şey titreşim, frekansla kendi evet. arasında anlaşıyor. Sadece dile gelebiliyorlar. O yüzden siz nasıl konuşursanız ben her gün paralarımı seviyorum diyormuşum mesela. Evet. Parayı alırken sol elimizden almaya evet, dikkat edelim. Evet. Elimizden çıkaracağımız parayı da sağ elle vermeye özen gösterelim. Çünkü sol taraf bizim para gelir akışı. Para bir dişil enerjidir. Gelir. Evet. Alırken onu sol tarafımızla, verirken sağ elimizle vermekte her zaman fayda var. Bu tip küçük küçük de olsa bunlara dikkat ettiğimiz zaman para akışında mutlaka gözle görülür, hissedilir ve tutulur. Farkları hayatımızda yaşarız. Cüzdan çalışmasını daha önce yapmıştık. O videolarımızda da geriye yönelik evet. izleyebilirsiniz YouTube kanalımızdan. Ya da daha detaylı bilgi ve kişiye özel seanslar için de Ümran Somuncu hocama sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Her zaman birebir yapılan seanslar evet. çok derinlere iniyoruz. Tamamen değişimi, dönüşümü birebir başlatıyor. Hani grup seanslarında da evet çalışıyoruz ama orada kolektifte çıkan belli başlı, onda olan sende yok ama var olduğu için o sorun orada çıkabiliyor enerjiden evet. dolayı. Birebir çalıştığımız zaman kişinin de fark edemediği, şimdi kimseyle konuşmuyoruz burada, sadece biz konuşuyoruz ama birebir yaptığımızda kişi evet diyor, bu böyleydi, annem de böyle diyordu, babam da böyle diyordu, ben bunu yaşadım. Açtıkça açıyoruz. O kuyunun kapağını açtığımız zaman diplerden neler neler çıkıyor. Evet. Paraya karşı duyulan öfke, parayı sevmeme. Ben öfke duyuyorsam eğer birine gitmek istemem. O kişi de beni öfkeyle karşılıyorsa ben gitmek istemem. Bana da kimse gelmek istemez. Para da aynı şekilde sevildiği yere gider. Çocuklar da, insanlar da sevildiği yere evet. gider. Ama istenmediği yere gitmez. Para kirlidir dediği zaman bazı kişi hemen parayla temas edince gider elini yıkar. Sanki mikrop varmış gibi. Evet. Paranın da bir bilinci hafızası olduğu için ne diyor senin bilinçaltın? Para kirli. Uzak. Ben bunu tutarsam ellerim mikroplanır, ben uzak. Hasta olurum vesaire vesaire. Evet. Para da bunu duyuyor, sen onu eline alıp tutmaman için gelmiyor eline. Evet. Bu kadar basit. Net. Bu kadar net. Vuramıyor sana. Siz vurar mısınız işte mesela elinizi tuttu biri hemen gitti elimi yıkayıp. Gider misin bir daha bunu? Gitmez. Bizim çocukluğumuzda şeyler vardı. Şimdi görmüyorum, duymuyorum. Önceden her mahallede çok titiz bir kişi mutlaka evet, çıkardı. Evet, evet. Evine biri gittikten sonra daha evet, onu yolcu ettiği gibi kapıdan, camdan koltuk örtüleri, minderler, bir şeyler silkelenir, evet. yastıklar çıkardı. Bir daha kimse o kişinin kapısını açmazdı. Evet.
Biz de aynı şekilde parayı her tuttuğumuzda elimizi yıkayıp ona bir mikrop gibi bakarsak o para bize gelmez. Yaşanmıyor hocam öyle de işte mikrop yani. Evet. Olmuyor. Bakış değişince güzel. Akış kendiliğinden değişiyor. Hı-hı. Tamamen zaten para güzel enerji. Ona sahip gelsin. Çıkalım. Gelsin. Güzel. Kolaylıkla. İnsanlık da gelsin, olumlu duygular da gelsin, iyi insanlar da bizimle beraber olsun, para da gelsin, hepsine kapımız açık. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Parayı alışveriş yaparken, gönderirken şöyle gönderin. Seni şimdi gezmeye gönderiyorum. Geri geleceğim bana. Ha. Arkadaşlarını da topla gel. Gel hep beraber oynayalım. Bir veriyorum, beş gel. Bir veriyorum, beş katı, on katı çoğalarak bana gel. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Sevgiyle uğurlayalım. Son olarak da şunu eklemek isteyeceğim. Faturalar geliyor. Mesela elektrik, su, doğalgaz. Bunlara isyan etmeyelim. Niye geliyor? Hizmet karşılığında. Evet. 400, 500, 600, 800 neyse 1000 lira diyelim doğalgaz. Evet. Yanıyor, koca akış ısınıyorsun. Evet. 1000 liraya sen hizmet satın alıyorsun. Evet. Olmadığını düşün, tir tir titrersin, hasta olursun. Evet. 100-150 lira su faturaları. Ne kadar çok geldi. Duyuyorum hani etrafımda, evet. Çevremde. Evet 100-150 lira geliyor fakat sen bulaşığını yıkıyorsun, çamaşırını yıkıyorsun. Evet. Her evinin temizliğini 100 liraya hizmet satın alıyorsun. Evet. Ev kirasını öderken sokakta değilsin. Evinin kirası sana konfor alanını yaşatıyor. Onları hep böyle sevgiyle ödersek, teşekkür ederek ödersek o faturalar her ay daha da düşer. Öfkelendikçe bizi öfkelendirecek şekilde faturayı çekeriz hayatımıza veya insanları çekeriz. Öfke öfkeyi, evet. Sevgi sevgiyi çağırır. Her verdiğimiz paraya teşekkür edelim. Çünkü onu harcamaya gücünüz var. Kazanmışsınız. Kazanmaya gücümüz var. Biz korkarak harcarsak para da korkarak bize gelir. Evet. Kıtlık bilinci olduğu zaman sürekli kıtlık alanında kendimizi tutarız. Evet. Bir su gibi düşünelim. Enerji, para bir enerji. Suyu açtığımız zaman çeşmeden hortumla gidiyor. Ne yapıyor? Sıkmadığımız sürece akıyor. Buradan gidiyor mu? Buradan da geliyor. Evet. Ben hortumu kırarsam ne olur? Akışı bozarız. Burada olan su akar ama buradan tabii. Gelişi de kapatırım. Aynen, aynen. Aynı şekilde gelsin gelsin ama ben harcamayayım. Alma verme dengesini bozuyoruz. Ha. Alıyorum ama ben vermeliyim de. Evet. Veriyorsam almalıyım da. Evet, o denge çok önemli. İhtiyacım var harcamıyorum örnek. Tutuyorum. Ne oluyor? 10 liralık harcamayı esirgerken, kısıtlarken hop bir arabanın tekerleği patlıyor. Bir şey oluyor senden 10 katı çıkıyor. Evet. Ne oluyor? Bir şekilde dengeye... O zaman da şey diyorlar hocam, iyi ki harcamamışım da tutmuşum kenarda. Değil işte o harcamadığın değil. İçin evet. O para çıkacak, evet. O denge çıkacak. Çıkmaz ama olur. Para olarak, ama sağlık olarak bir şekilde denge yerine evet. Gelmek zorunda. Çünkü evrensel sistem yasalarla çalışıyor. Bu alma verme evet. Dengesi. Dengeyi bozduğumuz anda o kendini bir güzel dengeye getiriyor. İnanılmaz bir gücümüz var. Sevginiz de var. Bunu değerlendirin. Olağanüstü gücümüzün farkına varmış olsak çok biz o, basit bir şey değil insanoğlu. O ilahi güç, ilahi kudret bizim içimizde. Biz seanslarımızda o gücü fark ediyoruz. O potansiyellerimizi fark ediyoruz. Evet, fark evet. Ettiriyoruz. Kullanma talimatını elimize alıyoruz. Evet, internetin gücünü de asla kanıksamayın. İnternet muhteşem bir platform arkadaşlar. Selma Memduh Yılmaz kolay gelsin Tolga Bey demiş. Teşekkür ederiz. Funda ve Doğukan Müşte iyi yayınlar dileriz demiş. Bakın düşünün. Ediyoruz. Memlekette anneannem yaklaşık 80 yaşında kadın şu anda Facebook'tan bizi izliyor. Çok düşünebilirsin. Ya teknoloji ya. Anneannem hoş geldin. Bak böyle bir şey. Teşekkür ederim katıldığın için yayınımıza. Evet. Hocam çok teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Her hafta çarşamba günü 8 ya da 9 saatlerinde zaten 2-3 gün önceden yayınlayacağız afişlerimizi, reklamlarımızı. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Ne diyorduk hocam? Uzaklarda arama. Uzaklarda arama. Trakya burada. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.